genç kadını alsam, onun adını, her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti, o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayalini. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, çukurlar gün. Bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana binler oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim evinize kafama kepçeyim. Evladım, patlıcan salatası. Bak hele, üstüne limon da sıktırayım mı? Sen yelkelendin galiba. Elimize ne geçerse onu alıyoruz. Şunsuz evladım, yani şöyle cüz'i bir gayretle bir de patlıcan salatası yürütebilirsen. Bana bak Cirit, şecereyi vakfakana başlattıracaksın ha. İçişti mi yahu? Hadi hadi. Patlıcan salatası Nuri Ayın'ım, hadi. Taze mi bari? Bugün yakaladık. 5 lira vereceğiz, biraz cömert davransan. Biraz cömert davransan. Dolma ister misin? Bak ne diyor, bize biraz cömert davransan nasıl olur? Bir porsiyon vereyim arzu edersen. Arzu mu dedin, hem de nasıl? Gel biraz, gel. Dur evladım, Greco Romen'e geçtiniz görüyorum. Agob'un yerinde bu iş olmaz, hem Suna'ya, benim o kız. Şaka yaptık Agob, şaka. İyi, şakanız yerinde olsun. Yok bir şey Agob, sen suyu hazırladın galiba. Birazdan haber ederim sana. Belli, yarım saattir ortada yoklar zaten. Lambanın birini söndürdüm, bulaşık bezini beyin salatası sanıp bir saldırıyorlar ki görsün. Siz delisiniz vallahi. Suyu hazırlayınca haber ver. Olur olur, kesatlık ha? Öyle, bakalım. Hadi, bari salatayı kaçırma. Ne yapsan boş. Bazı akşam böyle işte. Karidesin lafı mı olur? Adam 18 liralık hesap yapıyor, 30 kuruş bahşiş bırakıyor. Üstelik teşekkür de bekler değil mi? Hani çoluk çocuk olmasın, şeytan diyor ki... Buyurun efendim, buyurun. Midye var, midye dolması, taze taze. Tamam, salatayı çektiler. Agop şiş kebabı koydu, atlayıp duruyorlar kedi gibi. Çabuk ol da çaldırmadan yetişelim. Hadi tamam. Ah Agop, ah Agop, şiş kebabı yaylandı, ağla Agop. Hadi çekil, ağzım sulandı evladım. Şiş kebabı, şiş kebabı, Agop'un çıktı dumanı. Hay Allah'ım derdi. Gözünün elini Agop gibi senin. Destursuz bağa girenin halı böyle olur işte. Hadi. Beğendin. Sırılsıklam olduk, şu hale bak.
Leğene düşmüş fındık faresi bir sürlü. Kedi sandım. Ete tırnak atmışlarsa dedim, bir ıslatayım da hele bir daha gelmesinler. İyi oldu. Gene yapayalnız bıraktınız içeride. Yelloz bir de bizden olacaksın, insan haber verir. Niye haber verecekmişim? Her akşamki işiniz bu. Hem sıvıyın bakalım paçaları, üç tabak bile karides satamadım. Mutfaktan meze tırtıklayacağınıza, namusunuza kazansanız mide ağrısına tutulursunuz. Bunun tadı başka. Dede oldu artık, elinizi biraz çabuk tutun da. İki üç müşteri dolandırın da gözünüze peri gelsin, mutfak kedileri sizi. Yerini yerler inşallah, şeyime kadar ıslandım be. Mirim, asıl kabasını ben yedim. Su Allah cezasını versin, kabasını. Amma da mide varmış ha. Hani Agob'un nadide he? Badem, çıtır çıtır badem yiyelim. Loteryacı geldi, geldi. Loteryacı geldi, geldi. Tövbe estağfurullah. Be kızım, yer mi kalmadı? Yaslı yalı diyorlar. Elbette bir şey var ki kimse uğramıyor semtine. Bize ne kimseden betiri daha. Gidecek yer kaldı mı? Kum iskelesinin oradaki ameliler leşimizi serecekler görürlerse. Zaten midye bıraktınız mı orada? Beş söküp bir alıyorsunuz. Yok be Yeldoz, midye işi değil ki. Balıkçılara yaptığını oradaki amellere de tekrar etti. Zor kullanmadık ki evladım. Hem evvela razı olmuşlardı ne güzel. Razı olmuşlardı. Kandır el alemin fıkarasını, sat ağaçların gölgesini, sonra razı olmuşlardı. Balıkçılara da dalyan yeri değil mi? Uzun ettiniz. Öğrettiklerimi tatbik etseler zengin olurlar yahu. Senin gibi ya. Şimdi illa da o yalıya mı gideceğiz yarın? İçime kötü kötü şeyler geliyor. Niye yaslı yalı diyorlar acaba? Ha, işkembeyi kübra. Millet iki tane kapalı pencere görmesin. Yaslıyı da basar, paslıyı da. Yok canım. Bir adam yaşarmış içinde. Senelerdir kimseyi yanına sokmamış. Laf. Ne biliyorlar? Deli falan olmasın? Deli olsa niye yaslı desinler? Dertli olacak. Aman Betride. Her dertli olan yanına kimseyi sokmasa, cümleten Amerikan füzeleri gibi göklerde dolaşmamız icap eder. Aşıktır. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aşinalık fişleri kendi karın ağrısı ise, kış armudu gibi tek başına bırakmış garibi. Ben... Böyle bir sevgilim olsun isterdim. Yavrum, layık değilse seninle yar olmasın, rüyada bile görsen böyle hıyar olmasın. Öst! Hıyar gene taze ise çıtır çıtır yenir, ya senin gibi küflenmiş turşuya ne denir? Nasıl, aldın mı payını? Hiç kimse görmemiş mi yüzünü? Nereden bilelim? Genç midir acaba? Hayda, bu da erkenleri. Tabii dedesinin var işi, ne olacak? Sursuz be evladım, sen hiç hayal kurmadın mı? Kurmaz olur muyum? Şimdi bak, sanki yarın kıvırmışız 50 papeli. Yarın dedin de... Yahu yarın şu yalıya gitmesek. Dalgaya gel dalga ya, optrinin naptini... Nabı? Bir şey mi içtiniz? Yo. Bu bizim anlımızın yazısı. Görürsün, 10 dakikaya kalmaz buradan da pasaportu verirler elimize. Laf anlatabilir misin? Yok bahçeye bakacakmış, yok köşk nasılmış, masal be masal, dün gece kurdu kurdu, herifin etrafında fır dönüyordur şimdi. Gençlik! Ne gençliği? Yellosluk sende! Ey gençliğimin hülyalı günleri, sizin şakraklığınızdan... Bırak şakşağı da biraz daha toplayalım, sepetten bir yaramak kaldı. Yellos fink atıyordur içeride, hey Allah! Çalış, çalış ki bugünkü sayında... Öf be sülalesi sürdeli sende! Thank you.
Mazi kalbimde bir yaradır. Bahtım saçlarımdan kara. Beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatırat. Ne göğsünde uyuttun beni, ne Buse'yle avuttun beni. Geçti ardından uzun yıla. Nuran, Nuran. Dadı. Dadı. Kim var orada? Şey, affedersiniz. Sen kimsin? Ne işin var senin burada? Evi görmek için... Dilenecek başka yer bulamadın galiba. Ama ben... Hala konuşuyor. Çık dışarı. Ben dilenci değilim. Siz yanlış anladınız. Çık diyorum. Defol. Ne hakkın var buraya girmeye? Fakat... Şimdi polise veririm seni. Anlıyor musun? Çabuk defol karşımdan! Dadı! Dadı! Sen kimsin kızım? Ne oldu? Affedersiniz, şuradan birkaç midye söküyorduk. Köşkü gördüm, bakmak için buraya geldim. Bey de farkına varınca kıyameti kopardı tabii. Zengin olmuş ama insan olmamış. Yedikti bahçesini sanki. Topladığımız midyeleri de başına çalsın. Sen de tanısan acırsın zavallıya. Anası babası bey küçükken öldüler. Benim elimde büyüdü. Evladım, melek gibiydi. Sonra o kadın... Evli mi? İdi. Nuran isminde bir kadını sevdi. Demin Nuran diye ağlıyordu galiba. Evlendiler. Deli gibi seviyordu karısını. Ama senesine kalmadı, otomobille devrildiler. Kadın öldü, Mithatcığımın da gözleri gitti. O zamandan beri böyle yalnız mı yaşıyor? Doktorlar ameliyat olsa tekrar görebileceğini söylediler. Ama istemedi, o kadar yalvardım. Nuran öldükten sonra neye yarar dedi. Dinletemedik. Yazık, genç de. Genç, genç ölü. Mezarı da bu köşk. Milyonları var, neye yarar? Senede bir defa filan ölen karısının akrabaları gelir, bir hafta kadar kalırlar. O da parasızdırmak için tabii. Yardım mı eder onlara? Ne yardımı? Dünyanın parasını verir. Onlar da oh keka! Sanki ölen kız onların değil. Evlatcığım burada senelerdir ağlasın. Onlara gelince varsa seyyahat, yoksa eğlence. Yerlo! Neredesin? Bu da nesi? Beni çağırıyorlar. Dedemle Recep Rıhtım'dalardı. Siz o medyeleri satıp da mı geçiniyorsunuz? Yerlo! Gideyim, meraklandılar. Dur kız, merak ettim, ben de geleyim. Yerlo! Ayol, kim para verir o midyelere? Sade midye değil tabii. Karides, zamanına göre böğürtler. Yerlo! Başına bir kaza gelmesin. Karadaki baş baş değil, koyun başı. Ulan ne işin vardı el alemin bahçesinde be? Efendiciğim, biz derdiyiz. Biz de el alemin rıhtımında değil miyiz? Bizim zamkinozumuz kolay. Şu köşeden voltayı kırdık mı, geliyor işte ya! Ne o be, postalandı galiba, olduk mu karakolluk? İdareyi kelam edersek yumuşatırız, sen sus hele! Sen o kelamı katla da yan cebine koy, seninki idareyi benzetmiş! Bunlar mı topluyorlardı midyeleri? Deniz Allah'ın denizi, midye Allah'ın midyası, biz de Allah'ın kulu olduktan sonra kimle karışır Allah'ın denizine, deniz anası? Ağzı karaya bak! Ne dedi bu Allah aşkına? Hanımcığım, müsaade-i aliyiniz olursa bir iki midye toplayacaktık demek istedi de.
Aman adamım, o öyle müsaade falan isteyecek cinsten değil. Yuf, cinsimi beğenmeyene dikiz. Çulsuz, bırak, bırak konuşsun. Hiç böyle yayvan sepet görmemiştim. A dostlar, şuna bakın. Herif, fukara kevgiri misin, nesin sen? Höz dedik, ahşap kaplaması, sen beni de bastıracaksın Halimalla. Kusura bakmayın, biz zaten gidiyorduk. Yürü üstad, yürü. Dur ayol, bırak şunu bana. Çocukluğunda bir Frank sirki gelmişti. Sigara içen bir maymunları vardı, tıpkı ona benziyor maskara. Gel benden bakayım, gel. Aa, son bana, 15 paralıkta bunlar. Açıkçası yürüyor bana be. Yürü. Canına sevsinler, boyuna bozuna kurban olsunlar. Ay mana bakın mana. Çok çok karides bulabildiniz mi dede? Midyeler iyi ama karides çünne. Kayaların oraya baktınız mı? E nerede aradınız? İyi maşallah. Gezdim, aradım her yeri. Bir fırtına oldum, beyhude yoruldum. Dadı, kimdi o bahçeye girenler bugün? Yalının rıhtımında midye topluyorlarmış da. Başka yer bulamamışlar mı? Fakir fıkara kısmı evladım. Allah nereden bir rızk ihsan ederse, oradan sebepleniyorlar işte. Bırakma bir daha. Fukara kalbi kırmakla ne kazanacağız? Genç bir kız, bir de onun ihtiyar dedesi. Sonra insanla maymun arası bir maskara. Şurada iki kabuk sökecekler de ekmek parası kazanacaklar. Ne olur müsaade etseniz. Ah benim güzel evladım. Sen katı kalpli olacak insan mıydın? Karınca ezmeyen, çocuk ağlasa dayanamayan sen. Ne oldu sana böyle? Dadı, ben de böyle olmak istemem ama elimde değil. Ölen de ölünmez yavrum. Allah'ın gücüne gider. Sen ne kadar iyi olursan, o kadar iyilik bulursun. Hakkım var dadı. Keşke bağırmasaydım kızcağıza. Ne biçim insanlardı, anlatsana. Genç, güzel bir taze. Perişan haldeler ama o dedesi olacak ihtiyar, efendi gibi de konuşuyor hani. Belki bir felakete falan uğramışlardır. Feliğin sillesi evladım. İnsan ne oldum dememeli. Aman bir de takıntıları var ki, bak bak gül. Bu tarafta mı oturuyorlarmış? Yok, gezici bunlar. Öyle kış adam akıllı bastırana kadar, nerede ne iş varsa onu yapıyorlar. Karides topluyorlar, mısır zamanı mısır. Ufak tefek tamir, bahçe. Tabii nerede akşam orada sabah. Yani bizim rıhtımda mı geçiliyorlar şimdi? Hayır. Ali beylerin yanındaki çıkmaz var ya, oraya yerleşmişler. Çingene hayatı gibi vallahi. Aman Allah düşmanıma göstermesin, neyse. Dadı. Buyur evladım. Gidip çağırabilir misin şunları? Köşke mi? Öyle ya. Demin iyilik edersen iyilik bulursun diyen. İyi ama evladım, fena insanlar da değil hani. Çağırayım, çağırayım ya evladım. Kalplerini kırdım sanırım. Hele kızın. Gelsinler. Bir iki tatlı söz söyleyeyim. Sevaptır. Şükür Allah'ıma, iyiliklerin başlangıcıdır inşallah. Şimdi evladım, şimdi. Bak şu sersemin işine, gideli yarım saat oldu. Kolay mı? Rüstem Efendi'ye zaten borç var. Adam kolay kolay verir mi çikolataları? Bulsun da bizim gibi müşteriyi öpüp başına koysun. Namus ile irfanı yetişmez mi mükafat? Namussuzum deliyor, Allah canını alsın geliyor. Belediyeler mi? O çarpılmış cumba suratlı karı be. Nananana işte buraya geliyor. Eyvah yandık. Apali karya soytarısı. Apanayır maymunu. Işık göstersene aşerim. Mezarcı Mahmut Karaca Ahmet'in ışığını göstersin sana koca karı. Ay şom ağızlı orangutan. Gece vakti söylediği lafa bak. İşte iyilik et kemlik bu. 15 liramı da aldı bugün. 15 lira? 15 liraya senin o çenen değil azı dişin bile çekilmiş. Bunda meram anlatacak hal mi kalıyor? Siz ona bakmayın hanımcığım. Gecenin bu saatinde hayırdır inşallah. Hayırlı adamım hayırlı. Hadi toparlanın bakalım, köşke gideceğiz. Bey bekliyor. Kalkıyor al iskele. Yahu, herif sabah kovuyor, akşam buyur ediyor. Sizin o civardakiler hep zincirlik mi böyle? Aa, evladım için söylediği lafa bak.
senin cart diye ağzını yırtarım. Koca bir bey köşküne çağırıyor da mırın kırın ediyor müsibet. Bey bizi niye çağırıyor dadı? Canım, üzülmüş işte çocuk. Sabah bağırdı ya. Hanımcığım, biz unuttuk gittik onu. Sen söyle delikanlıya, işleri güçleri varmış, çalışacaklarmış dersin. Ayol, hepsi birden akıllarını kaçırdılar galiba. Bey düşünmez mi bunu? Hadi uzatmayın, toplanın bakayım. Gidelim istersen dedi. Kızım sen git hanımla, Recep'le biz. Öyle şey yok. Ölsem ikinizi beraber bırakmam. Yelloza bak, bir dadılık etmesi eksikti. Canım evladım. Bak dede, külahları değişeceğiz sonra. Gidersek de kalırsak da hep beraber. Hadi kalkın artık. Amma uzattınız yani. Bre koca karı, sen iyi güreşçi olurmuşsun. Bir paça kaptın mı, dişlerin sökülse bırakmıyorsun. Sümüklüye bak. Lafa güreşi dedi girdi, çomar dedi çıktı. Elimi tersinden bir tane atarsam... Hay çarşamba karısı kılıklı hay be, gelme üstüme öyle. Evvela onları götürsene, gücün bana yetiyor değil mi? Yürü önden sen hele, yürü! Siz de hadi kalkın. Koca bey davet etti diyorum, hala nazlanıyorlar. Ama hanımcığım, kalk. Yeniçeri ağası mısın, eskiya mısın, ne Allah'ım ben misin be yahu? Sus, bağırma öyle köşkü gibi. Yürü hadi çingene zembili. İki adım atacak, uğraştırıp duruyor, mendebur. Mendebur sensin be. Aman hanımcığım, koşmaktan ciğergahım. Çekil şuradan sen de. Kızım bak, dosdoğru götür şunları. Bey orada ileridedir. Ben ocağa vişne reçeli koymuştum, yandı mı taştı mı, ah başıma gelenler. Aman dadı! Koca karı be, şişt, pişt. Çirişi kırdı mı? Ne yapacağız şimdi? Ulan tirit, usul erken bilirim diye sallar durdu. Söyle ne yapacağız şimdi? Pabuçları çıkaracağız galiba. İyi biliyor musun, ayıp olmasın? Çıkar çıkar, hem sil şunları. Çıkaramam be moruk. Seyisi dışarıda bıraktım. Yahu benim çoraplar daha pistir be. Olsun, adet böyle. Efendim. Yürüyün artık. Küçüklüğümde bir defa Asari Antika Müzesi'ne gitmiştim. Çizme parkeleri, çizme ya. Bunlar da millet emeklesin diye çakmadılar ya be. Susun, ileride oturuyor galiba. Aa, o piyano niye iğri büğrü öyle? Kuyruklu, kuyruklu. Saldırmasın usta. Burada yahu, dur. Hoş geldiniz. Buyurun, rahatsız etmedim ya akşam vakti. Estağfurullah. Oturmaz mısınız? Asıl biz sizi rahatsız etmeyelim. Oturun rica ederim. Sabah ki hadise için... Bizim için üzülmeyin. Bazı insanların şansı böyledir. Kovulmak, hakaret. Biz alıştık. Hayır. Evet, böyledir. İnanın, paranın verdiği bir kuvvet var. Karides ister misiniz? Hadi çek arabanı. Midye, bir tane bile almaz mısınız? Defol, hadi defol! Hayır, hayır! Benim söylediğim bir kelimeyi suratıma bir şamar gibi vurdunuz. Ben öyle söylemek istemedim. Ben senelerdir bu karanlıkta... ...bazen insanın kör gözlerinden yaş bile akmıyor. Ağlamaktan utandım. Sesimi duydunuz diye utandım. Ama niye? Fakir, zengin, herkes yaşar. Herkes yaşayabilir. Sever, sevilir. Ama bana gelince hatıralar... ...uzakta, çok uzakta. Çok uzakta bir ilkbahar gecesinde duygularım ellerine düştü yandı. Sevgiyi buldum onun sesinde. Senin dediği eski zamandır. Kaç geceler dolaşırken bahçelerde anlatırdı düştüğünü bir yıldızın. Şimdi bu ıssız, ışıksız yerde şarkısı var sevdiğim kızım. Ardından yıllar geçti.
kalbimde aynı sözü. Neredesin, kaç bir bahar geçti, gecemin tek yıldızı. Ardından yıllar geçti, günlerin gece oldu. Neredesin, kaç bir bahar geçti, ömrüm sevginle soldu. Boşu boşuna sizi de üzdüm. Yok, yok. Sizin için. Bizim mahallenin komiseri Ulan Çulsuz, bir ben senin ananı ağlatırım derdi. Gelsin de görsün, yedi sülalemi ağlattı. Ey Allah'ın münasebetsiz yaratığı! Müzik mi dokundu yoksa benim hikayem mi? Vallahi bilmem ama bey kardeşim, şöyle içim ezilir gibi bir şey oluverdi. Açlıktan duru, açlıktan. Siz yoksa yemek yemediniz mi? Ne gezer? Ay çulsuz gibi. Şey, biz akşamları çalışırız da işten dönünce... Olmaz, bu akşam iş yok. Benim misafirimsiniz. Ben de yemek yemedim zaten. Dadı! Dadı! Aman efendim, bize müsaade etseniz de... Çekme be Tirit, koparacaksın. Ne dediniz? Ben mi? Sersem! Hiç, onlar aralarında şakalaşırlar da. Beni mi çağırdın evladım? Öyle ya dadı, bak ölüyoruz açlıktan. Sen bize yemek vermeyecek misin yani? Sana yemek mi? Üstüme iyilik sağlık, daha biraz evvel... Kahvaltı ettin diyeceksin diyeyim. Acıktım, ne yapalım? Hadi, sen bize şöyle ağız tadıyla... Ve subhanallah, şimdi, şimdi! Anlarsın ya. Seni maymun seni. Sadıma sana be. Dadı, biz biraz içeriz de. Yeni dostluğumuzun şerefine. Hem ne zaman isterseniz rıhtımdan da bahçeden de istifade edebilirsiniz. Küçük hanım. İsmim Suna efendim. Suna hanım beni affederlerse tabii. Ben kim oluyorum ki? Sen peşinde uşaklar dolaştıran bir adamın torunusun. Bana bak Tirit! Sus ayıp! Sen kendini insan sayan birçok mahluktan üstünsün. Tirit! Ayıp dedik! Sen kapında bir sürü çulsuz besleyen... Yetti be! Hepinizin cemaziyle evvelini benden sorun. Sen bizimle meyhane meyhane dolaşan yellozun birisin. Nasıl, ne haber? Yere düşmekle cevher, sakit olmaz kadru kıymetler. Yine paraladı. Günaydın Mithat Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Suna. Ama bana yalnız Mithat desen daha iyi olmaz mı? Bilmem, nasıl olur? Sabah şerifler hayır olsun beyciğim. Yine paraladı. Merhaba bey kardeşim. Merhaba. Siz bu kadar geç başlarsanız ne kadar toplayabilirsiniz ki? Sanki satılıyor da. Satılmıyor da neyle geçiniyoruz? Sen buna geçinmek mi diyorsun? Garip kuşun yuvasını... Kuşmuş! Hadi bu Nisa'ma seninle beni kargalar bile kuşluğa kabul etmezler. Çenen kadar elin değişlese. Gel Nurayi'nin biz başlayalım hele, bakalım Mevla ne gösterir. Molla ne surat gösterirse göstersin, buna da ne oluyor? Bir dakika, Suna'yı bana arkadaşlık etmesi için bırakmanızı rica etsem. Beyciğim, şeref bahşedersiniz efendim. Zaten onun niyeti daha gelirken bozuktu, yürü Tirida, yürü! Muhakkak çalışman lazım mıydı? Yok canım! Çeneye dalmazlarsa dünyanın midyesini çıkarırlar. Dedemin peşini bırakmaz. Senelerdir beraberiz. Peki sen mektep filan... Ben biraz okudum. Hatta istesem bürolarda ufak bir iş de bulabilirim belki. Ama dedemin başından ayrılmaya gelmez. Muhakkak bir dert çıkarır. Güç olmuyor mu böyle? Alışıncaya kadar, hatta şimdi eğlenceli bile geliyor. Doğru, neşeli insanlarsınız. Ben değilim tabii.
Ama Recep'le dedem ne olsa eğlenceli bir tarafını yakalarlar işin. Seneler sonra ben de dün akşam güldüm. Doğru mu o dedenin balıkçılara dalyan yerini sattığı? Doğru tabii ama para falan alamadı. Recep korkudan söyleyivermiş doğrusunu, zor kaçtık. Onun için senin bu rıhtıma geliyoruz. Peki, bugün yarın biter buradaki midyeler. Sonra ne yapacaksınız? Sonra mı? Birkaç güne kadar da kalamayacağız galiba. O arabayı bıraktığımız yerdeki adam istemiyor bizi orada. Onun nesine? Nesine var mı? Herifin duvarının dibine çingene çergisi gibi yerleştik. İleride çeşme var diye başka yere gitmek de bizim işimize gelmiyor. Bakalım ne olacak? Suna, bir şey teklif edeceğim ama hayır deme. Ne teklifi? Bende kalın. Yani birkaç zaman için misafirim olun. Biz mi? Evet, kabul ederseniz çok sevineceğim. Dadı da yalnız. Recep de deden ona yardım ederler. Ben sana nota yazmasını öğretirim. Bir sürü şarkı var kağıda geçecek. Kalın ne olur. Bilmem ki, bize göre yer değil burası. Nasıl olur? Niye size göre değil? Keşke bu eve her giren sizin kadar temiz olsa. Hadi, kırma ricam. Vallahi kırmak istemem ama dedemle Recep rahat durmazlar. Bin türlü iş açarlar başını. Hiçbir şey yapamazlar. Halim Allah, dadı onları muma çevirir. Sen tanımıyorsun onları. 30 tane yaramaz çocuktan daha beterdirler. 2 saate kalmaz, köşkün altını üstüne getirirler Halim Allah. Biz de güleriz, fena mı? Kalıyorsunuz değil mi? Bilmem ki. Evladım, beklemekten kara su indi dizlerime. Biraz elini çabuk tutsana. Ver. Çekme moruk. Ver be. Tepe üstü bir inersem, Lokman ver. Hoca gelse. Sen Lokman Hoca'yı dadağının bizi enselediği zaman mumla arayacaksın. Çenen tutulsun inşallah. Ama şu kadının adını. Bırak sevecekli yutturmaktan hünnak ol için ver. Yahu olmuşları hep öbür tarafta duruyor. Şöyle bir uzanabilsem. Bak 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 bak. Nah. Yakaladın mı kalı, yakaladın mı? Al geliyor. Gel işte ver. Kafanda kaçan mı? Allah cezanızı versin. Aman! Ay yazık birileri! Ey Allah! Gözünü seveyim! Gidin! Bırakma beni! Gözünü seveyim! Gidin serserilerim sizi! Konuşun! Kumar! Ben sizi öldürmeyeceğim değil mi? Sokuna! Ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Ne yapar ha? Vurma be! Vurma! Vurma! Açın işte! Direk! Sen gönülsün şimdi! Direk! Al! İyi yoksa yer misin? Yer misin diyorum ha? Yer misin? İn aşağı bakayım! Ha? İn aşağı! Ne? Perdeyi musibet, saklan! Benim dayaktan kurtulacak halim mi kaldı? Ben şimdi gösteririm onları, eli kırsızdır! Hay Allah kahretsin, geliyor! Nerede onlar bakayım? Neredeler? Üstüme iyilik sağlık! Neredeler? Uçmadılar ya bunlar! Ayol bir şeyler oluyor! Uhruç! Ya hafız! Allah canımı alsın, bu maskaralar bir halt karıştırıyorlar gene! Üstüme iyilik sağlık! Şunları bir bulabilsem! Ama kim bilir nereye saklandılar? Bir de beni aramayacaktınız ha? Dur! Kaç çekmesin, kaç çekmesin! Bak, ortaklık! Akın hocası da burada. Vay hanımcığım, nasılsınız? Çoktandır görüşmedik seni adeta. Seni şarlatan, seni pimpirik. Sen şimdi görürsün. La. Evet, buraya yazacaktım. Tamam. Nereye? Buraya. Tamam, bravo Suna. Bir iki gün içinde hem süratli hem de doğru olarak yazabileceksin. Hakikaten bir faydam dokunuyor mu sana? Eğer hayata bir parça bağlanabilirsem,
İnan ki bu senin varlığınla olacak sonu. Niçin bağlanmıyorsun? Yaşamak güzel. Tatlı bir şey. Istırap çekerken de mi? Istırap çekmeyen insan olmaz. Bazen kötü günler de olacak tabii. Benim için iyisi kalmadı. Ben inanmam buna. Eğer hayat çekilmez bir hale gelmişse... ...kabahat muhakkak kendimizdedir. Yani onu biz bu hale getirmişizdir. Hayır. Benim hayatımı mahveden kaderdir. Bütün sevinçlerimin üstüne siyah bir örtü çekti. Bak. Görüyor musun bunu? Bir bu eski güzel ümitli günlerime götürüyor beni. Ölen karımın, Nurancığımın odasının anahtarı bu. Orada her şey o son günkü gibidir. Hiçbir şeye dokunmadım. O odaya girdiğim zaman öylece ortasında dururum. Istırabımın derecesini o oda söyler bana. Bir zamanlar yaşamıştım. Bir zamanlar yaşamıştım. Ama kader... ...benim hayatımı mahveden kaderdir. Söyle, geçmiş günlerimi geriye getirebilir misin? Söyle, sevincimi, şarkılarımı geriye verebilir misin? Söyle, Nurhan'a can verebilir misin? Söyle! Herkes sevdiklerinden birini gömerken... ...kendisinden de biraz bir şeyler gömer. Ama siz ölüyü bırakıp tamamen kendinizi gömmüşsünüz. Ruhum gömüldü. Kör bir vücut bıraktım ortada ıstırap çekmesi için. Benim dolaştığım yerlerdeki insanlar da ıstırap çekiyorlar. Kolunu makineye kaptırmış bir işçi gördüm. Tek koluyla iki misli bir gayretle çalışıyordu. Karısını ve çocuklarını zelzelede kaybetmiş bir baba gördüm. Evlat edindiği yavrulara iyi hayat temin edebilmek için daha büyük bir şevkle çalışıyordu. Onlara hayatta faydalı olmak lazım geldiğini öğretmişlerdi. Faydalı olmak mı? Kime? Niçin? İnsanlara. Yaşayabilmeleri için. Benden. Bu ölüden mi faydalanacaklar? Hayır. Bunlardan. Şarkılarından. Onların buna ihtiyacı var. Senin kelimelerin ve müziğinle neşelenir, duygulanırlarsa... ...onlar da sana ihtiyacın olan şeyi verebilirler. Neyi? Sevgilerini. Demin beni hayata bağlayabilirsen diye konuşmuştum. Hayır, ben seni hayata bağlayamam. Ama insanların sevgisini kazanabilirsen... ...yaşama gücünü de kazanmış olursun. Nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsun? Sen bunları söyleyebilmek için ne kadar çok düşünmüş olmalısın. Fakir insanlarız biz. Açlıktan uyuyamayız, soğuktan uyuyamayız. Rüyalarımızdan çaldığımız saatler, okullarımız olur böyle. Beyefendi! Ne var, ne oluyor? Efendim, nübetinize sığındık. İkimiz birden sığamadık, gördü tabii. Nerede onlar, nerede diyorum? Besle kargıyı, oysun gözünü. Ben de size adam etmezsem... Ne oluyor? Yavuz geliyor, yavuz da. Daha ne olsun? Komşudan erik çalıyorlardı. Sırığı kaptığım gibi şunlara bir ders vereyim dedim. Daha iki tane patlatmaya kalmadan ortadan kayboldular. Ara Allah, ara. Vazgeçti, akşam yeminin derdine düştü. Tavaya gözleme koyarım, uçar gider. Bir daha. Bir daha uçar. Ay iyi saatte olsunlar bastı diye okumadığım dua kalmadı. Bir de ne göreyim? Bu iki nadeker ocağın arkasına saklanmışlar. Ay ben yaparım onlar yerler. Ben yaparım onlar yerler. Ağzımdan büyük yemin çıktı. Şunları bir elime... Dur. Bu seferlik bana bağışla. Ama yemin? Bu seferlik dedim canım. Tövbe estağfurullah. İnsanı günaha da sokuyorlar. Bir daha girin hele mutfağa. Büyük sözüne tövbe! Çok mu namerdin felaketten selamet bulması? Her kula gelmez bela, erbabı istihkak arar. Namert babandır. Erik araklamayı da akleden sen, mutfağa saklanmayı da. Akıl dediğin daha da haktır evladım. Dadı hak mıdır, hak tuğu mudur? Akşam için şilteler çıkarmazsak o zaman görürüz, yürü bakalım. Gel Suna, biz de gece yatacağınız odaları ayıralım. Sonra yemek için dadıya yardım etmek de lazım. Hani mutfağa soksa biz yardım ederdik ama... Sizin yardımınıza... Gece yatmadan önce bir şarkı daha çalar mısın? Çalar mısın abi kardeşim ha? Müzik
yoksa hop! İmanına kandil yaktımın yeri. İnsan Mevlasını boylamış gibi oluyor be hop! Ulan yakak mısın, duman mısın Meret? Oğlum Recep, yerde misin, havada mı? Oğlum Recep, yaşıyor musun, öldün mü? Ay dümeni bozuk Teres. Sen kim böyle yatakta yatmak kim? Nereye başlar, yumuşak mı olacağım be? Bu yayınım ne halt eder kim bilir? Deneyelim bakalım bir defa daha hele. Hayda! Boğazıma sarıl, basarım bana! Oğlum Recep, senin yiyeceğin ne diye kibarlık? Seni de olsa bir şiir de bunları atardı ya. Ne derdi? Oh be, ne derse derdi. Yürü çulsuz, yürü kâşhanene sen, yürü! Ay senin sırmalı çarşafına! Kibara gel! Ulan Nuri'nin ayısı üzüm mü, kaça sattın? Nuri'nin ayısı üzüm bitti mi? Hanımcığım, hanımcığım, rica ederim hanımcığım! Hanımın suyuna soğan doğradılar Trida! Küfeyi devirmişsin görüyorum! Yerim patla inşallah, yumuşak tersine mi battı? Dinime taneden bari Müslüman olsa! Sen zıbarmana bak! Eğer yelloz da düşmezse ben kelliyi bırakırım! Bari bir sevap işleyelim! Amma kıvrandın ha! Yellozun da yerini hazırlıyorum! Ne de olsa o da bize benzer! Sonra dalgın, mesa, o hasta deniz, aa, hepsi benzer o yerde birbirine. Yuu, ağzını hayra aç be Şam babası. Oh. Tabii evladım, fakir fukara deyip geçme. Onların da alışkanlıkları, sevgileri falan var. Bak, gelip yatmışlar kendi yerlerine gene. Dadı, Suna da rahat rahat uyuyor mu? Aman evladım, sorduğun lafa bak. Hepsi öylesine rahat ki, hani sen ben... Siz... Ama... Bu kadar erken... Günaydın Suna. Böyle açıkta uyuyan pek serseri bir yardımcı değil mi? Ben imreniyorum. Keşke ben de böyle yatabilsem Suna. Biz alışmışız. İmrenilecek nesi var bunun? Hem affedersiniz, adam akıllı rahattık köşkte. Ama şimdiye kadar yaşadığımız... Hani her sabah karga pisliğini... Hayırdır inşallah. Aman sabah be, şerifler hayır aman olsun. Be, gece dırdırınızdan, sabah zırzırınızdan ya. Oh. Hoppala, bu karıyı görerek uyandık, hayır bekle bugünden. Ah, içler acısı adamlarım benim. Bugün sizlere dokunursam ellerim kırılsın. İnşallah ya. Çenen tutulsun. Başlıyor. Ya. Suna, üşümedin mi burada? Yok canım, bizim kendi yerimiz bu. Siz anlayamazsınız ama bazen başka bir evde, başka bir yatakta nasıl yerinizi yadırgarsanız... Biz de öyle tabii. Sizin o iyilik dolu kalbinizi kırmak istemeyiz ama... Bizim bu çergi, bu pılı pırtı... Açıkçası bey kardeşim, çok daha rahat. Hem tıka basa karnımızı doyurdun ya... Benim içim kazındı durdu gene. Agop'u mutfağından aşırmadıktan sonra... Ne versen ayrı yok, doyurmuyor vesselam. Hay gözüne dizine dursun, 2 kilo kuzu pirzolasını... Yok dadıcığım, doğru söylüyor Çulsuz, biz buranın insanı değiliz. Sizi de rahatsız ettik, sonra... Birazdan toplanır gideriz. Niye? Niye ama? Kodese tıkılmış gibi bir şey bebek kardeşim. Peki ama nasıl olsa bir yerde geceleyeceksiniz. Burada kalın. İsterseniz dışarıda yatarsınız. Gece çalışmak isterseniz o da sizin bileceğiniz iş. Bu pek makul işte. Vakit buldukça gündüzlere de Suna yardım eder bana. Vakitten bol da hiçbir şeyimiz yok zaten. Hadi toparlanın da şu muslukları bir gözden geçirelim. Mirim tamam. Bugün de bir araba sopa yedik demektir. Hanımcığımın asaletine hiç böyle şeyler yakıştıramam doğrusu. Görürsün. Bir taraftan istiyorum, bir taraftan da korkuyorum doğrusu. Ne var korkacak? Bizim her akşam gittiğimiz yer. Hem piyano da var. Ne bileyim, öyle kör şarkıcılar gibi.
Sakın ben zorluyorum sanma ha. Belki sıkılırsın, belki üzülürsün. Bak ben gel demiyorum yani. Ben istiyorum. Hayatımda hiç tanımadığım adamlar. Acaba sevecekler mi dersin müziği? Hem de nasıl? Dedenle Recep bir şeyler bulurlar mı dedin? Tabii. Bu kıyafetle olmaz. Kendilerinden saymaları lazım. Fakir gözükeceksin. Öyle şarkı söyleyip para toplayan bir ama gibi. Dadı duyarsa kıyametleri koparacak. Gece. O yattıktan sonra olursa olur zaten. Ben şimdiden heyecanlanıyorum. İster misin şarkı markı söyleyemeyeyim? Ne kadar söyleyemesen onlara yetecek de artacak bile. Hem çekiniyorum, hem de öyle istiyorum ki. Vallahi be kardeşim, üstüne alınma ama ailede var mıydı böyle biri? Zannetmem, ilk dilenci ben olacağım. Aman estağfurullah beyciğim, ne kelime o? Ben senin yanından hiç ayrılmam, merak etme Mithat. Ayrıldın mı işim tamamdır zaten, vallahi titriyorum. Ya senin köşke girince biz de böyle olmuştuk işte, ne haber? Ay selametliklerine adım atamayasınız inşallah, meraktan çıldırıyordum be! Bunun da sevgisi böyle işte, hay tez günde cehennemi boyluyası! Bizim de seni çok göreceğimiz geldi! Hayda! Bir yadigar daha buldunuz! Ben bu Recep'ten daha kötüsü bulunmaz derdim! Maşallah yaratıyorsunuz! Şarkıcı o! Gayet güzel piyano çalıyor, sesi de çok güzel! Pederden kalma bir piyanomuz vardır, onun da içine bu yestehliyecek. Çalsın da görürsün sen. Gel Mithat. Dalga geçmeyin siz de. Sen kendine bak, daha arabayı bile açmadın. Amadır. Görmüyor zavallı. Çok da zengin fukara. Mirim, zengin fukara. Oğlum Recep, sen de akıllı budalanın birisin. Ha? Hadi bakalım, iş başına. Bir tek kuruş kazanamazsınız inşallah. Kesesinden çıkıyor sanki. Uğuru kademi fırıldaklı kefere. Sen biraz dur. Ben şimdi onları kışkırtırım. Bir bira getir. Bırak onlar istesin evvela. Olur ama korkuyorum. Birazdan açılırsın. Karides, taze taze karides. Karides alalım baylar, karides. Hayırlısı Suna, sevgilimi buldun. Şarkıcı o. Hadi hadi yutmazlar. Yandım yandım diye sana gazel çekiyordur muhakkak. Kestiğini de söylesin. Ver mi o? Öyle, taze karides. Suna be, açık gözlülere yüz vermiyorsun da sıra körlere mi geldi? Şarkıcı, çok güzel şarkı Peki, söylüyor. Peki niye söylemiyor? İstediniz mi? Köy havaları mı okuyor bu? Amma uzattınız, isteyin görürsünüz. Hey aslanım, bir şarkı okusana bakalım. Hadi kör Musa dayan! Şarkı söyleyemez bu be! Kör, nazlanma kör! Şarkı isteriz! Hadi bakalım görelim! Yırtla artık, nazlanma! Çalacaksan çal! Yanındayım Mithat, korkma! Suna! Kardeşim acıklı bir şey çal da dinleyelim! Dost ver buraya! Sanki köpüren su gibi ruhlar taştı. Yaşadı en yüce aşk. Her duyguda bu gece sordu sevgimi bir ince kız yaklaştı. Dedim ki ona, bu istediğin belki bir bilmece. Kimse sevgimi bilmez. O şimdi çok uzak bir renginde. Bir gün sonsuz.
düğün, gönülde coşsun, uçursun her duygu. Kimse sevgimi bilmez, en gizli duygumu hiç sezilmez. Çok güzel, çok güzel. Hadi oturun artık. Sonra bir tane daha söyler. Hadi oturun. Sevinçle ellerine kapandılar. İnsanların sana ihtiyacı var demiştim, hatırlıyor musun? Haklısın Suna. Eğer seviyorlarsa bütün şarkılarım onlarındır. Böyle düşüneceğini biliyordum zaten. Suna, Suna ben hazırım. Gel, Akop çağırıyor. Bizimkilerin su faslı başlayacak. Şu meze çalma hikayesi mi? Ay yüzünü seveyim, duman ettik bu akşam herife! Kafası mutfağın tepesini delecek namussuzum! Ay adam, ay! Nuraynım, bırak çevezeli! Al şunu da! Şurada yetişir, yüreğine inecek namussuzum! Hani sana da vur demesinler, canını filan böyle! Aman aman! Çaktı! Ay yapma, yapma, vur şunu be! Ya! Oh, elin kırıl, ağzına kadar doldurmuş kovayı! Sen Hasan'ın encekleri, pencerenin rafına koymazsınız ha? Kago buna madik oynayacak sizden başka enayi kalmadı. Gel gözümün bebeği, kimsecikler yok. Gel, gel, gel be yahu. Karı bir yakalarsa... Sus, gürültü etme, ruhu bile duymaz. Hadi ne halt karıştıracaksak karıştıralım, yoksa belimin kökü koptu ha? Ay. Üste ikinci tahta oynuyor. Onu da nereden anladın be? Hadi evladım, çık, açık gözlük çık, bu, çık, sen tırman hele. Çık, çık. Sen... Niye ben çıkıyormuşum? Aman Mirim, benim böyle yüksek yerlerde gözüm yok, yok. Ben de imparator olacağım diye tutturmadım ya. Sus, ben çıkamam evladım. Yumbagolarım var. Nasıl tırmanayım oraya kadar, hem sen gelsin, hadi. Bunun altından çapan oğlu çıkmazsa, hadi hayırlısı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Tutsana be Yusuf, tutsana be! Sus, bağırma be! Amma da alçakmışsın ha! Terbiyesiz! Yani buradan öyle gözüküyor demek istiyorum. Ne yapacağız şimdi? Bu arkadaki ikinci tahtayı hafifçe çekiver yerinden, hadi! Dur bakalım! Ama daha hafif çekilecek şey ha. Dişçi gelse nafile. Gayret evladım. Ekmek bile çiğnemeden. Hay senden pırtık ve sus da iş görelim. Gayret, gayret. Oldu. Vay canına. Ulan içki hazinesi be. Hadi uzat, uzat teker teker. Dur bakalım ilk önce ceplerimi doldurayım. Uzat bir tane oğlum. Bakalım. Hadi artık! Dur, 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 dur! Dur! Şurada koyak... var. Ver! Ve tekal yüz alel şap! Dua mı okuyorsun moruk, yoksa şimdiden tuttun mu kafayı? Çulsuz, çulsuz! Çekiştirme, çekiştirme, vereceğiz işte! Eğer bahtı selamet, dev kenares! Selamet, keramet, rezalet, harecebim gayret! Geldi, geldi yarımlık, geldi evladım! Vay canına! Sıraya kulüp rakısı be! Hey maşallah, redif taburu mübarekler! İyya olduk Nuraynım, iyya! Sen hele tut şunu, hazır ol, hazır ol! Yarın düzine birden geliyor! Ulan biz bunları da diye yutturup tekrar satarız be! O zaman görmek isterdim cadalozun suratını! Al şunu da, al şunu da! Bana bak, senin sesin soluğun kesildi! Allah ne verdiyse çekiyorsun ya! Senin susman pek öyle hayvanet bir şey olmasa gerek! Görme ya! Anne, ay ben gördüm Allah. Seni Allah'ına kavuşturmazsam herif, artık Azrail gelse seni elimden alır.
İn aşağı diyorum. Aman be, in, sallama. İn aşağı. Küçücüğüm, şakası olmaz be. 10 metre mu, 20 metre mu? Yapma yahu. İn aşağı. Yapma, kurtaran yok mu? Elimden bir kaza çıkacak. Aşağı in, çabuk in. Ne oluyor? Ya, yapma. Dadur Ecevi kaptırmış merdivenin üstünde. Yelok, yelok, yetiş yelok. Lokal yaşamları şahane ölçüyor bak. Polis gel, polis gel, polis gel. Karı polis gel diyoruz lan, bırak be! Değil polis, isterse Azrail gelsin. Gene ben seni bir... Kapıyı baksana, şimdi senin, salama! Dadı, kapıya bakıver. E ben seni bir yakalarsam. E bir elime geçersen görürsün gününü. Hoş tabi. Telgraf. Ver bakayım. Lütfen imzalayın. Şuraya mı? Şuraya efendim. Alasma güle güle. Kimden dadı? Bakayım evladım. Tevfik Kamuran Ferhundi ile Salı'ya geliyoruz. Dündar. Sırasıydı. Kim bunlar? Canım mı sıkıldı geleceklerine? Hem de nasıl. Acaba gelmemelerini bildirsem mi? Bilmem. Kim bunlar? Gel. Geç bebek kardeşim. Bu tritle biz ortadan toz oluruz o kadar. Dokunma. Yanlış oynuyor. Onu kuramazsın ki. Mithat ben de yapamam öyle. Söylediğin kadar zübbeyseler. O halde çekerim bir telgraf gelmesinler. Canım ne de olsa akrabaların durup dururken niye daraltacaksın? Benim değil. Nura'nın anne ve babası. Sonra o dündar hiç çekilmez. Uğraşamam doğrusu. Eğer Suna ev sahibeliğini kabul ederse... Çocuk gibi konuşuyorsun, nasıl yaparım? Beyciğim ne kadar kalacaklar şurada? Biz yolumuzu tutalım, bir iki hafta sonra tekrar geliriz. Öyle asalet meraklıları bizi görünce iskeleye toslamış araba vapuruna dönerler. Neye dönerlerse dönsünler. Ama pek ayıp edeceksin. Zaten senede bir defa geliyorlarmış. Gelince de haftalarca kalıyorlar. Nuran sağken neyse, o idare ediyordu. Ama şimdi... Kabul et benim hatırım için Suna. Sekreterim derim, zaten yalanda değil. Sen görmediğin için böyle söylüyorsun. Bizim üstümüz başımız bu eve göre değil. Ben vermesem onların üstleri başları... Canım bundan kolay ne var? Sen olur de. Ne dersin dede? Ben karışmam evlatçığım. Bana kalırsa taş yerinde ağırdır. Kabul et Suna. Ben meyhanede şarkı söylediğim zaman daha az mı korktum? Peki demek istiyorum ama... Oldu. Oldu gel. Be kardeşim tritte biz yokuz ha. Gözükmeyiz ki ortalıkta, bizim seyyar sarıyı çekeriz bir köşeye. Siz keyfinize bakın, neşenizi kaybetmeyiniz de. Bunda bu soytarılık varken tiyatro bile oynarız. Gel sana. Nereye? Gel. Puh! Be ulan var mı şekerpareme cevabın? Bu ne şans be, sen mi diye çık oğlum. Sen onu Fatma Ana'na söyle. Oyna konuşma. Nura'nın, ölen karının odası değil mi burası? Evet. Girmeyelim, ben... Bu büyü bozulsun artık. Gel, kazadan sonra bu odaya benden başka ilk giren sen olacaksın. Tuhaf bir his var içimde. Gel. İşte böyle güneşli bir gündü. Gene böyle durmuştum. Mektup yazıyordu. Annesine. Daha yatak yapılmamıştı. Geceliğini öylece bırakmış, terliklerini yere atmıştı. Pancurlar kapalıydı. Mektubu yarıda bıraktı. Dönünce devam ederim dedi. Sonra dönemedi. Her şeyi yarıda bıraktı. Hayatını da. Onun günleri bitti. Benim gecelerim başladı. Telgrafı çeken akrabanın ismi...
Dündar mıydı? Dündar. Ama benim akrabam filan değildir. Nura'nın kuzeni mi bir şey olur? Dündar. Ne o? Bir şey mi? Yok. Hayır. Miticiğim bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım demiş. Kulüp gözünde tuttu vallahi. Mithat Bey selamlarız. Oo, Mithat Bey yeni dostlar edinmişler. Affedersiniz. Tanıştırmayı unuttum. Sekreterim Suna Hanım, Kamuran Hanım, Ferhunda Hanım, Tevfik Bey ve Dündar Bey. Hoş geldiniz efendim. Fifi, sekreter hanıma hoş bulduk diyebilirsin. Pompon, bagajlar için parlo şoför. Naturelman şerif. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Ulan Trit, paralar mısın Fransızca? Natural manşeri. Artık o varken sekretere lüzum yok. Değil mi Fifi'ciğim? Miti istesin sade. Ben partisyonlarını bile yaparım. Ben zaten... Hayır Suna. Ferhunda Hanım'ın işi değil bu. Kendisinin müzik anlayışı bize uymaz. Benim ne müzik anlayışım olacak ki? Gördün, kendisi böyle söyledikten sonra ne işi var bu evde? Müsaade ederseniz onu ben düşünürüm. Nurancığım sağ olsaydı, annesine böyle muamele edildiğine kim bilir ne üzülürdü. Nuna hayatta olsaydı, burada olanların çoğu olmazdı zaten. Ben rahatsız ediyorum galiba. Hayır, gitme Suna. Herkes kendi işiyle meşgul olsa daha isabetli olacak. Canım, bir fikir münakaşası sadece. Yenge, Mithat Bey'in sinirlerinin bozuk olduğunu unutma. Zamanla sana hak verecek ama... Ben böyle uzun konuşmalardan nefret ederim, denize gireceğim. Geliyor musun Dündar? Ben girmeyeceğim ama sana refakat hakiki bir zevktir Fifi'cim. O sarı bornozunu tak. Hani şu Milano'dan aldığımızı. Seni müthiş açıyor. Okey cici, hadi Dündar. Pompon, bir sigara s'il vous plaît. Ben seni bahçede beklerim. Şimdi geliyorum. Suna! Suna! Buradayım Mithat. Çok üzüldün, biliyorum. Affedersin. Sen bana bakma. Asıl sen onlara bakma. Onların işleri güçleri terbiyesizlik. Seni bu evden çıkarsınlar da nasıl olursa olsun. Ben onlara ne yaptım? Sen onlara hiçbir şey yapmadın. Ama onlar benden rahatça para çekebilmek için... Ne var? Birisi. Başka birisi var burada. Yok kimse. İyi bak. Biri bizi dinliyormuş gibi bir his geldi içime. Yok. Neyse, sen onları aldırma. Bana böyle davranırlarsa, dedemle çulsuzu görünce ne diyecekler? Ne derlerse desinler, onlara ne? Dedemin hakkı vardı, biz kalmamalıydık. Suna, bir daha böyle konuşma. Bilmem ki. Dadının yanına gideyim biraz. Kırılmadın değil mi? Demekmiş olmaz. Hemen defolup gideceksiniz, o kadar. Çingene mahallesi mi burası? Hanımefendi, inayet buyurun. 200 gün şurada kalsak size ne zararımız dokunur? Cevap istemem. Hemen toplayın pisliklerinizi. Hırsız mısınız, nesiniz? Hem ne hakla? 35 yaprakla! Sen ne korkuyorsunuz be hırsızdan? Zaten çalınacak bir şey mi kalmış ki? Bak maşallah validenden çıktığın gibisin. Pis serseri, bir de ileri geri konuşuyor. Şimdi polis çağırsın. Aman efendim,
polislik ne var bunda? Rica ettik bir iki gün için, şayet arzu etmezseniz. Ne var Fifi? Bu ayak takımı nereden girmiş buraya? Ayak takımı sende. Bak bey, salon takımı. Bu abla da olsa olsa ya yatak takımı olur ya hamam takımı. Sizi kim aldı buraya? Rıhtımın midyaları. Anlamadım. Söylesene Frenkçesini. Mithat bey müsaade ettiler de rıhtımdan midye topluyorduk. Mithat etmiş, ben etmiyorum. Hanım abla, sen bir doktora gözüksene. Terbiyesiz. Bana mı dedi? Hayır, buna. Ha, tanışıyorlar, neme lazım? Ben sizin terbiyenizi verirdim ama Mithat bey'e dua edin. Madem kendisi müsaade etmiş, bu geceyi de geçirin burada, yarın sabah görmeyeyim sizi. O kadar. Bin kalp olurum da okla mecru, bir kalbe nişan alan ok olamam. Ben buna tam bir kafiye düşürürdüm ama terbiyem müsait değil, terbiyesiz. Kaçıyor musunuz? Ben? Hayır. Kaçıyorsunuz gibi geldi. Benden çekinir bir haliniz var da. Niye sizden çekineyim? Bazı sebepler olabilir. Mesela bu üstünüzdeki elbise Nuran'ın değil mi? Ne çıkar bunda? Demek meşhur kilitli odaya girdiniz. Belki. Benden açık konuşmanız menfaatiniz icabıdır. Evde herkes aleyhinizde. Beraber olursak... Evet. Birbirimize yardım ederiz. Ferhundi'yi evlendirmek istiyorlar Mithat'la. Ben buna mani olurum. Mithat Bey'in Ferhundi Hanım'la evlenmesi beni ne alakadar eder? El ele dolaştığınıza göre etmesi lazım. Bana yardım ederseniz... Ne yardımı? Kilitli odada bir şeyler gördünüz mü bana ait? Nuran Hanım'ın odasında neden size ait bir şey bulunsun? Siz daha benim nasıl bir adam olduğumu anlayamadınız sekreter hanım. Evin içinde serbestçe dolaşmanız, sonra benden bu şekilde konuşmanız hoşuma gitmiyor, unutmayın bunu. Unutmam. Çok şey biliyormuş gibi bir haliniz var. Belki de çok şey biliyorum. Hem de sizin tahmininizden daha çok. Ben size anlatamıyorum. Ev benim değil mi? İstemiyorum bunları. Söylerim olur biter. Beyciğim, ev sizin. İstediğinizi de yaparsınız tabii. Ama biz sebep olmayalım da. Be kardeşim, Turfan'da mal değiliz ya, piyasadan kaybolacak yere damlarız. Peki ama sizin gitmeniz için hiçbir sebep yok. Öyle deme. Biz kimiz ki? Sonra evladım, Mithat Bey'in akrabalarıyla arasını bu dilenci kılıklı adamlar açtı derler de yüreğimize iner vallahi. Biz fakir insanlarız kardeşim. Sonra Tantun'a gitmek de var işin sonunda. Doğru Mithat. Dedemle Çulsuz çok doğru söylüyorlar. Bırak bu gece çıkıp gidelim biz. Tabii zorla tutamam sizi ama... benimle biraz gelir misin sonra? Gelirim. Kandıracak yellozu. Bak, dedenin Çulsuz'un yanında söylemedim. Sana ihtiyacım var Suna. Beni yalnız bırakarak tekrar o ümitsiz günlerin içine atma. Tekrar geleceğiz. Tekrar. Bomboş bir laf. Böyle sonu olmayan bir gidiş beni perişan eder. Gitme. Mithat. Gitme. Öbürlerinden sana ne? Para peşinde koşan züppeler onlar. Eski bir hatıraya hürmeten bir şey söylemiyorum. Hayatıma karışmaya ne hakları var? Gitme, yalvarırım. Çok hakaret edecekler ama... sen istersen. İstemesem bu kadar yalvarır mıyım? Dedemle Çulsuz'u 3-4 defadır kovuyorlar. Çok kırıldılar. Bakalım, hiç istemiyorlar ama. Sen razı edersin Suna. Rica edecektim. Müzik
istemem artık. Kalsın. Medeniyete bunun için hayranım Monşer. Adamların bir çatal tutuşları, bir yemek yiyişleri var. Sen bir şey yemiyorsun Suna. Bazıları da insanın midesini bulandırıyor. Hani parmaklarıyla yeseler şaşmayacağım cicim. Görgü meselesi. Bari özentilik edip onun bunun karşısına oturmasalar. Neden bahsediyorsunuz kuzum? Medeniyet miti, medeniyet. Oturuş, davranış, böyle bir hizmetçi gibi oturmak da var. Kamuran Hanım, ne biçim konuşma bu? Ah Nurancığım, Nurancığım sağ olacaktı. Şimdi de hanım olduk Mithat Bey. Affedersiniz. Miti darılma ama. Sinirliliği biraz daha arttırırsan terbiye hudutlarını açmış olacaksın. Hem de kimin yüzünden? Mithat daha kızımın toprağı kurumadı. Ben... Oh. Oh, sevgili akrabalarımız bizi beklemeden... Ne var? Bizim gibi asil bir aile. Büyük babamız. Dündar, bu ne pislik? Ne oluyor? Suna, Suna! Yenge takdim edeyim, dedemiz! Ah! Oh, belliydi! Dündar! Aile dostumuz! Suna, ne oluyor söyle, kim var orada? Asil sekreterimizin klası. Bunlar da... gece tuvaletlerimiz. Mithat Bey bunları nasıl sokuyor aramıza? Ritmen bozuluyorum abi. Günahtır, günah! Beğendin mi kızım? Sen istemiştin. Dede! Yürü Recep! Dede! Dede! Suna! Dede! Suna! Suna! Dur gitme Suna! Suna! Bekle Suna! Ne ayıp, ne ayıp! Koca Mithat Bey! Ayıp! Ayıp! Siz... siz çürümüş tüfeğiyle... siz bir ölü arkasına gizlenen dilenciler! Köpek bile ekmek yediği yere nankörlük yapmaz! Neydi? Susun! Susun! Bir kelime daha içmek istemiyorum! Defolun! Çıkıp gidin buradan! Çıkın! Defolun! Defolun! Hemen defolun buradan! Çıkın buradan! Deli! Defolun diyorum! Deli! Deli! Evet, deliyim! Ben bir deliyim! Mithat, yavrucuğum, ne oldu? Yavrum, Mithat! Mithat çocuğum! Uğurladı! Uğurdayım yavrucuğum, uğurdayım! Uğurladı! Gitmesin! Gitmesin! Gitme çocuğum, gitme! Gitmesin! Üzme kendini sen, rahatına bak! Gitme, üzülme! Mithat yat oğlum, yapma! Gitti! Yapma evladım, gitti! Suna!
patron. İki dil plato istediler. Yapamıyorum be, yapamıyorum. Yok dersin işte o kadar. Ama patron iyi müşteri. İyi müşteriyse idare et. Görme olsun, canım sıkılıyor. Hadi, hadi başımdan. Sen bilirsin. Kimse sorar, Agob Efendi keyfin yerindedir. Yoksam sıkılıyorsun deyin. Sadece dil pivoto, mercan tava. Keyfin gıcırında olacak, kim meyhanecilik yapasın. Şuraya bak, ne ahbap kaldı. Oo. Hayır abi. Nereden düştün sen? Sunay'ı, öbürlerini soracaktım. Hah, ben de senden soracaktım. Sen onlarla çalışmıyorsun artık. Yok, şey... Birkaç gün için... Birkaç gün için kendi başına işleri çevirdin. Çulu düzmüşsün belli. Sonra aklın başına geldi ama... Bul bakalım şimdi benimkileri. Neredeler? Yoksa gelmeyecekler mi buraya? Sen bilirsin. Agop bilir, zor bilir. Evvelki akşam geldiler, helallaştılar, gidiş o gidiş. Bırakmadım, çıngar çıkarttım gitmesinler diye. Deli bunlar ahbar, deli. Çıktılar gittiler. Nereye? Cehennemin esfeli safiliğine, bilirim ben. Bilsem böyle arpacı kumrusu gibi düşünürüm hiç. Nereye gidebilirler? Ben ne bileyim. Ah, sahi sen görmüyorsun, affedersin. Nerede olduklarını bulmak için senelerce İstanbul'u dolanman lazım. 3 tane haleber duş. Hangi deli olsa girerler. Zaten efkarlı bir halları da vardı. Yazık. Yazık ya, para vereyim dedim, onu da almadılar. Burunları büyük köpoğluları. Senin rengin pek iyi değil. Bir şeyin var? Yoo. Biraz aslıyım da. Bilirim, fukara hastalığıdır. Gel, gel bir şeyler ye. Hayır, ben döneceğim. Gece yatısına davet etmiyorum ha. Ver, dönersin elbet. Hadi gel, doyur karnını. Topunuz açlıktan gebereceksiniz be. Agop. Ama da uzattın, yürü doğrum. Şöyle bir kenara iliş hele. Sana bir dil piloto yapayım, iki tekte atarız, he? Ha, şarkıcı geldi! Şarkı istiyoruz, şarkı! Gördün, Mekkerte'de menşhur oldun. Ben balığı hazırlayana dek herhal sen bir şeyler söylersin şunlara. Yok, hiç keyfim yok. Bak, onların da keyfi yok ama sen isterisen... İnsanların sana ihtiyacı var demiştim, hatırlıyor musun? Sayıklı olsun ahbar. Beni piyanoya kadar götürür müsün? Ay yaşayasın! Sevdin bir genç kadını ansan onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin, şu ufuklar gün bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin dert oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu. Onların ihtiyacı var sana demiştim. Hatırlıyor musun? Bir sevgi bu, hiç
sorma kalsın bu düğün. Gönülde coşsun, uçursun her duygu. Kimse sevgimi bilmez. En gizli duygumu hiç sezilmez. Hafifçe çek bırak. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Çek bırak. Hayvan alışsın yemin oynamasına. Şöyle yumuşak yumuşak dedi ki sayyat, şu natuvana kıyma, kıy canına, rahmu cana kıyma. Yo yo, şair lafı işte. Elbette yalandır. Sonra birden bir karış kadar kaldır, zannetsin ki kaçıyor. Hep aynı şey evladım. Aşk kaçanı, meşk içeni kovalarmış. Biz de kısmetimizi, hadi eyvallah. Olmadı Nuraynım. Gördüğün zaman haber verecektin. O kadar uğraştım, mesai, çalışma gücü bu. Serin! Mirim, bu ne telaş? Serserileri mi topluyorlar? Hayır, belediye köpekleri zehirliyormuş da sana haber vereyim dedim. Dalga geçme, avanta çıktı, avanta. Hayırdır inşallah? Hayır ya, o bizim köşkünde kaldığımız Mithat Bey var ya, ha. O çok meşhur olmuş şimdi. Bunu söylemek için mi bu kadar koştun? Patlama. Şimdi gözlerinden ameliyat mı olmuş, olacak mıymış öyle bir şey, bütün millet ondan bahsediyormuş. İyi olur inşallah. İşte orası belli değil. Doktorlar pek ümitli değilmiş, çok geç kalmış. Yazık. Peki ama çulsuz, bunun avanta neresi? Bırak da söyleyeyim, kahvede bir gazeteci var. Biz onun ahbabıyız dedim ama sendeki çene bizde ne gezer, hadi yürü bakalım. Gidip ne yapacağız? Olacağı şu, Mithat Bey kardeşimize ait ne martaval duyuyorsak hepsini sallayacağız. Sonunda 50 papen. Nuraynım şaka etme. Şakası var mı, herif giderse gel. Tamam Mirim, koş. Orada. Merhaba Bey. Merhaba. İyi, çabuk geldin. Çay içebilir miyiz? Tabii. Üstelik kalite iyi olsun. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz?
hakikaten tanıyor musunuz Mithat Bey? Aman beyciğim, kardeş gibiydik kendisiyle. Hani içtiğimiz ayrı gitmez. Daha doğrusu biz içiyoruz diye o da içerdi. Hani ne dediydi bir akşam? Ne dedi yahu? Sen sus! Benim içmek dediğim o değil. Hayatında bir sır var diyorlar. Köşkünün bir odası kilitli miymiş, neymiş? Abi, bizlere de kilitli değildi ya. Dedikçe kardeş gibiydik ki o kilitli odada ölen hanımının eşyaları vardı. Enteresan. Çok, çok enteresan. Peki neler var bu odada? Siz gördüğünüze göre. Yoksa bilmiyor musunuz? Aman efendim, o nasıl söz? Bilmemek olur mu? Ölsek biliriz. Ne vardı? Şey var. Şey, odanın penceresi tamam, vardı bildi. Tabii. Tamam bildi, kapısı da vardı. Sen sus Mirim. Canım, kapısı penceresi olacak tabii. Eşya, hatıra olarak ne vardı? Hatıra pulu vardı. Efendim, yatak odasıydı. Yatak vardı, malum haliniz yorgan vardı. Daha sonra çilte vardı, çarşaf vardı. Nasıl biliyoruz değil mi? Alelade yatak odası mıydı yani? Mithat Bey'in köşkünde olur da alelade olur mu? Orada biz bile alelade değildik. Peki, hususi bir şey? Ölen hanımın eşyaları, elbiseleri, yatak takımları... Manikür takımı, tuvalet takımı, çay takımı, oda takımı, Kasımpaşa takımı... Yazı takımı var mıymış? Mektuplar filan? Ha tabii, mektuplar öyle olduğu gibi duruyormuş. Muş mu? Siz görmediniz mi? Gel nasıl öyle? Gördü, bizden gizlisi yoktu ki. Başka? Başka... İstersen biraz da salondan başladığım filan bahsedelim mi? Sizin de bir şey bildiğiniz nasıl yok ya? Numara o, misafir... Vereceğim, vereceğim paranızı. Hadi al. Eyvallah beyim. Eyvallah Mirim. Mektuplar duruyormuş. Hepsi mi? Evet. Görmüşler. Yıkayamadın mı o Allah'ın derdi soğanları hala? Nerede çekilecek be? Çalarken çamura düşürmüşsün. Temizlenmiyor ki hala. Şöyle bir baş köşeyi işgal eylesin bakalım. Bu fukara yeşil istakozlu olmasa. Gene ne alt ettin terlikleri? Ben vereceğim dedik ya. Yahu ne ham erva adamsın. Bunun seni beni yok dedik ya. Ama Allah sensin, kimin aklına geldi? Kim pazarlık etti? Kim seçti? Kim sardırdı? Kim taşıdı? Kim? Hay kim gibi patla. Nurayn'ım şöyle koy ortaya gene. İkimizin birden hediyesi olur işte. İkimizin birden ha? Gene bir dümen çevirip de... Geliyor, geliyor, saklan. Dede? Hoş geldin benim güzel evladım. Vay, hoş geldin Yellos Hanım. Ziyafet var galiba. Bunları nereden buldunuz? Çalarken Allah verdi. Hırsızlık mı? Yok be yavrum. Dede doğru söyle. Değil valla. Nereden? Söyleyelim mi? Hele alsın paketi sonra. Büyük pederinin nacizane bir sevgi nişanesi. Sevginin nişanlısı falan yok. Namusun beraber aldık. Terlik! Parayı nereden buldunuz? Hele başlayalım, anlatırız. Hem anlatın hem başlayın. Ben şunları yerleştireyim. Aman Mirim! Kapma şişiyi, uzat bardağını. Doldur evladım. Bak parmağını tuttuğun yere kadar ha, o kadar ha. Anlatsanıza. Mithat Bey'in hayatını anlattık. Nasıl? Bir şey mi olmuş Mithat'a? Meşhur oldu ya, gazetecinin birine hayatını anlattık. Herif bize kapalı odayı sormaz mı? Ne dediniz? Attınız tabii. Senin söylediklerin üzerine ekledik, ekledik, anlattık. Bu tiri daha var ya, herif odada ne var diyor, bu diyor pencere var. Herif diyor ne var, bu diyor kapı var.
Mektuplardan bahsettiniz mi? Ettik ama asıl havadis ne biliyor musun? Hayır. Ameliyat meselesi fena. Doktorlar pek ümitli değilmiş. Görmeyecek miymiş? Galiba. O mektupları görmektense... Kız Yellos, ne biçim laf o? Genç adam, iyi de kalbi var. Ne demek görmektense? Bilmem. Onun için dua edeceğim. Ama görsün diye mi, yoksa... Tövbe, tövbe estağfurullah kızım, ağzını ayrı aç. En doğrusu da bu dedi. Onun için hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı neyse. Evladım, rahatsız etmeyecektim ama Dündar Bey fazla ısrar etti. Canım, bu kadar eski ahbaplıkta da öyle ufak tefek şeyler... Geçmiş olsuna gelelim dedik. Bir hala ameliyat olacak derken her şey olup bitmiş bile. Nasıl oldu bakalım, merak içindeyiz hepimiz. Görüyorsun. Dadı, sen gidebilirsin. Ama... Sen çık dadı. Keşke ameliyatı Avrupa'da filan yaptırsaydım. Öyle mi? Değil mi ya? Hem şu inzivadan da kurtulmuş olurdum. Ne buluyorsun bu köşte bilmem vallahi. Şimdi bir şey bulduğum yok artık. O eskidendi. Anlayamadım. Eskiden başka bir şeydi. Bazı hatıralar vardı. Ben de o hatıraların üstüne titreyerek yaşanabilir sanıyordum. Peki ne değişti? Ben... kendim değiştim. Yetişmez mi? Sebep? Bıktım. Boş hepsi. Bak orada, masanın üstünde bir şey var. Görüyor musun? Bir anahtar? Evet. Bir zamanlar etimin bir parçası olmuştu. Elimi aldığım zaman titremeye başlardım. Ama bak şimdi nerede? Artık o oda? Artık o oda da sihrini kaybetti. Ölenle ölünmüyor değil mi? Ama sen Nuran'ı ne kadar çok severdin. Evet, severdim. Ama insan bazen bir balon gibi boşalıveriyor. Sönüyor adeta. Bakıyorsun, sevgi, hatıra, yaşamak... boş, bomboş şeyler. O zaman artık unutmaya bile lüzum kalmıyor. Unutmak için de bir kıymet olması lazım. Oysa ki benim için bir kıymet kalmadı yeryüzünde. Sen kötü bir felsefeye saplanmışsın Aziz'im. Değil mi? Bana müsaade. Çok üzüldüm gözlerin için. Yengemle Fifi de çok üzülecekler. Ama param var canım, sana göz olacak çok bulunur. Keyfine bak Miti, keyfine. Eyvallah. Benimse ışığa ihtiyacım yok işte. Karanlık ve aydınlık farkı olmadığı için istediğim şeyi kolayca bulurum. Mektupları arıyorsun değil mi? Geç kaldım. Onları savcı incelemekle meşgul. Sevgili Nurancığınla arabayı bozuşunuzu, tuzağa hazırlayışınızı. En son mektubunda onu mu yazıyordu sana? O daha şanssızmış. Beraber gidelim diye ısrar etmem onun hayatına mal oldu. Kendi kendime çok düşündüm. Sen hiç vicdan azabını edebilmez misin? Bir genç kadın ölmüş, biri kör kalmış, vicdanın hiç sızlamaz mı senin? Para değil mi? Gezmen, eğlenmen için para. Ötesi... Bunu beklemiyordun değil mi? Görüyorsun. Biraz geç kaldı. Senin be... Thank you.
evvel bana ödeyeceğin bir hesap daha var. Doğru dürüst cevap vermezsen gebertirim. Yapma, gebertirim. Yapma, yapma, yapma. Herif aklını kaçırdı galiba, peyniri de yürüttü mal. Nur Aylin, bir patlıcan salatası. Kayseri'nin patlıcan salatana. Karides taze. Güzel elinden de yenir yani. İster miydiniz? Ha, istemek de laf mı? Hem nasıl, hem nasıl? İyi akbar, içkiyi fazla kaçırdın. Kusura bakma, Gob efendi. Hadi suna bak, oraya gramofon koyduysak boşuna dursun değil. Koy bir zırıltı hele. Gramofon mu? Ne sandığınıydı, bak 500 papelim uçmuştur. Plakta var orada. Onun adını, her şey beni ona bağla, kalbim durmadan ağlar. Aşkım hiç sönmeyecek, gitti, o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin şu fıkları gün, bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin ders oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecek bir sonu, kalbim özlüyor onu. Yollar uzun sürüyor, sevgi beni duruyor. Kavuşursam bir gün ona, hasret erecek sona. O gün bahar olacak, yollar çiçek dolacak, sevinçlerle coşacağım, sevgime koşacağım. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, bu sesimle ona ersem bana dünyaya değer. Ne yazık ki deniz engin şu ufuklar gün, bin elemle doluyor her yeni gün. Yarın olsun, yarın olsun diye renkler soluyor. Neye baksam, ne işitsem bana bin ders oluyor. Bu karanlık günün elbet gelecekti sonu, kalbim özlüyor onu. Suna. Mithat! Filmin sonu Nuray'ım. Öyle! Evet öyle. Yapma ya, yapma Argo, ne yapma, 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 ne yapma